kumar oynayacağız. Vallahi kumar oynayacağız. Bir tane vur. Bir daha vur. Süpersin lan. Videoyu beğenerek kanalımızın önerilen videolar arasında daha ön sırada çıkmasını sağlayabilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Kanalımıza abone olarak yayınlamış olduğumuz birbirinden farklı videolardan ve yapmış olduğumuz canlı yayından haberdar olabilir ve de 500'den fazla içeriğe sahip olan kanalımıza destek olabilirsiniz. Merhabalar, yeni bir kes videosuyla birlikteyiz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Ben gayet iyiyim, Allah aşkına bir sıkıntı yok. Ve yeni gelen güncelleme var. Bu güncellemede çete savaşları tam manasıyla oyuna entegre edilmiş vaziyette. Ben biraz girdim, bir iki tane savaş falan attım. Genel bilgi edindikten sonra bu videoyu çekmeye karar verdim. Dün bir tane video atacaktım bu oyunla ilgili de zaman bulamadım. O ara oyun bakıma girdi. Onun yerine Clash Royale attık, onu izleyebilirsiniz. Şimdi şampiyonadan yükseldik ama çok bela bir şekilde, çok zor bir şekilde. Yani bir 10 dakika falan yine girdim oyuna. 10 dakika önce girdim oyuna. Şampiyon hatırlatması falan yapmış oyun. Yani en son yine bu video çektiğim zaman girmiştim oyuna. Çok zor oldu. 3 tane farklı gölde yaptım. 3'ü de birbirinden değişik oldu. Her biriyle farklı rakipleri aldım ve sonunda kaçıncı sırada? 5. sırada bu ligde yükselmeyi başardık. Efsane bir kutu geliyor. Bu seviyeden sonraki seviyeden de dereceyle yükselirsek, yani 23. seviyeden bahsediyoruz. 24. seviyeye ulaşıp ve sonrasında prestij 15'e gireceğiz. Titan gövdesi aynısını az önce denedim. Bir kişiyi aldım, sonra gövdeyi bozdum. Pek iş yapmadığını söyleyebilirim. Hilti pompalı güç alet çantası. Yani efsane bir kutu. Çok da fazla bir şey beklememek gerekir. Standart kılavuz da geldi. İsimleri çok değişik, bunlar mümkün değil, akılda kalmaz. Şampiyonaya hiç girmek istemiyorum. Ama bir göstereyim size nasıl rakipler olduğunu, bir görün. Muazzam vuruşları, bakın 200 bin can, 46 bin vuruş. Ya bu gövdesini değiştirdikten sonra bizi mutlaka alacaktır. Sponge. İşte buna bakalım, 74 bin. Bu düşükmüş bu. Crazy Cat. Balonumuz 2 tane var bizim. Ve de nasıl oldu adamın balonu? Reaktif edildi bizim Mitralus tarafından. Ha, bu bizi çok rahat alacaktır. 2 çift roket, 1 bıçak. Vuruşu düşmüş o vaziyetten. Adam şu halde bile bana mısın demiyor ve bizi alıyor. 250 bin can. Bayağı yüksek. Eğer bu rakibi havada alamamış olsaydık, yere düşüp bizi ters çevirip çift roketiyle rahat bir şekilde alacaktı. Colin, işte pompalının kötü bir yanı bu oluyor. Eğer balonu yediyseniz ve de pompalı işlevselliğe başladıysa, o balon hemen patlamamış ise direkt olarak sizin konumunuzu alt üst edebiliyor. Ama yine çok iyi bir galibiyet alıyoruz. Ben bu kadar beklemiyordum. Gayet iyi. Evet, çok. Bir tane daha normal bir slot olsaydı iddiamız olabilirdi bence. Bakın bu kadar canımız kaldı ve bizim gövde ileri gitmediğinden ötürü bu rakibi alıyoruz. Gayet iyi. Sadece 3 rakibi alamamışız. 86 vuruyor havaya kalkarsan, ama yanımıza da yaklaşmaman gerekir. Çok güzel. O şekilde durması bizim bayağı avantajımız oldu. Devam edelim. 112 bin can. Vuruşu bayağı fazla. HPM Driver. Güzel. İyi gidiyoruz şu anda. Pompalı. İşte böyle de bir iyi tarafı var. Bu böyle sonuçlanacaktır. 135 bin can. K19. Güzel. K19 köpek şeyi değil miydi ya? K19. Böyle bir şey hatırlıyorum ama. Aynen, olabilir. Ve bayağı bir galibiyet aldık. 10. 10 galibiyet. 2. sıradayız. Gayet güzel. Geriye girelim. Şimdi güncellemeden bahsedebiliriz. Hemen zaten şu sağ üstteki bölüm de değişti. Artık direkt olarak sohbete girmemesi bizim için muazzam bir şey. Yeni tur başlamış. Yeni tur şimdilik dursun ama çok güzel olmuş. Bence yani muazzam. Özellikle bu renklendirmeye bayıldım. Arkada beyaz, vuruşlar falan bayağı siyah bir şekilde. Yazı fontuyla bayağı güzel olmuş. Gövdeleri de bayağı hoş duruyor. Gerçekten bunu iyi başarmış. Sonunda halledebilmiş bunu.
Şehrin kralları var ama daha öncesine şöyle bir girelim, gazete var burada. Bakalım ne diyor. Çete savaşlarına hoş geldiniz. Yeni mod var diyor. Evet, bu kadar İngilizcem yok. Biraz sola geleyim, bakayım burada ne diyor. Ultimate parçaları diyor inşa edin, sonrasında savaşmaya başlayın. Unutmayın diyor, üstteki garajı etkilemiyormuş. Bunu ezberledim az önce. Türkçe olarak yazıyordu zaten burada. Control buildings then. İşte bu, bunda biraz zorlanırım. Rivals ne demekti ya? Unuttum onu. Daha fazla inşa edin, kontrol falan filan bir şeyler yazıyor. Alamayacağım. Diğerine geçelim. Evet. Quartz. Evet, güzel. Ya lan. In the fight, enemy place. Biraz daha İngilizce öğrenebilseydim bunları da şey yapardım. Yani güzel şeylerden bahsediyor. Enemy place. Gitgide de zorlaştırmışlar ya. Anladım. Harbi mi diyorsun? Aha, anladık. Görüyorsun ya. Bir tane klanla eşleştik. Eternum diye. Ve de Miyavkent bölge 1. Miyavkent de artık neyse. Şuna basalım. Ha, ücretsiz değiştirme falan yazıyor. Başka yer göstermiyor muydu ya? Biz sağa doğru falan gidiyorduk. Şimdi burada mesela fabrika var, depo var. Tıklıyorsunuz burada. Binada müttefik yok falan diyor. Buraya tıklayalım. Buraya saldırmışım galiba, aynen. Aşağıya gidiyoruz. Binada düşman mı yok? Az önce vardı, ha. Saldır diyoruz şimdi. Çetenin tüm rakiplerini açığa çıkar. 300 taş. Böyle bir şey gerek var mı? Tabii ki hayır. Var ya, hepsi aynı yani, göstermiyor nasıl bir şey olduğunu. Üçüncü gövdemiz nasıl? Aa, ilk gövdeyi kullandık diye yok mu oldu gövde, onu anlamadım ben. Ama alırız bence bunu. Gayet iyi. Gayet muazzam. Ne oldu şimdi? Kazandık bunu. Bir daha saldır diyelim. Evet, bir tane adamın gövdesi gittiğini. 5040 vuran bir bıçak var. Ki yılan. Yani bu mümkün değil ki bizi alsın. Bir tane daha zafer kazandık. 4 taneydi. 3 oldu. Şimdi 2 olacaktır. Bakalım. Evet, 2 tane kaldı ama neden saldıramıyoruz artık? Saldır diyelim. Saldırmıyor. Savun diyelim peki. Abulu. Oo, bizim klandaki şey. Arkadaş bayağı da bir güçlendirmiş gövdesini. Ya şuraya baksana. 22.000 can, 7.000 vuruş ve de gövdesi balina. 2 saldırı bir de yardım slotlu bir şey koymuş ki muazzam. Geriye gelelim. Benzinlik var burada, düşman yok. Burada da benzinlik var. Saldır diyelim bakalım. Ama saldıramıyoruz. 19 saat falan yazıyor. Neyse, bunun nedeni ben de anlayamadım işte diyelim. Savun diyebilsem. Ha, bu kurt. Kurt bizden şey, gövdesi onarılıyor galiba. Ha, olabilir, hani bir şey, bir muhabbetler var burada. Bir de benim gövdem kalmadı galiba. Çünkü saldırdım ya. O yüzden bitmiş olabilir. Bir ücretsiz gözlem. Gerek yok. Yani bu böyle, bir daha girelim isterseniz. O liglerin, bakayım buradan geçiyor mu? Ha, benim gövdem de doluyor. Anladım. Harbi anladım. İlk gövdenin neden girmiyor ben de bilmiyorum ama şu iki gövde şu anda tamir aşamasında. Evet, onların canı falan artıyor, vuruşları sabit. Ama girilebilse ilk gövdeli girilebilirdi ama neden onunla girilemediğini anlayamadım. Enteresan. Buradan diğer ligleri de falan bakıyorduk ya. Nereden tıklıyorduk oraya? Böyle değildi. Sağa falan gidince oluyordu ama. 750 ile 250 puan yazıyor. Bu puanlar senin düşmanın ve bölgede yetkisini gösterir. Düşmanları ortadan kaldır diyor, geçir diyor. Evet, evet. Fabrika, depo, liman. Zamanlayıcılar falan, zafer. Gözlem. İpuçları. Takım yeteneklere sahip olduğundan karar vermemiz lazım, evet. Gövde değiştirmeleri kontrol edin.
Arthur'ın gerek yok. Tony amca, Moni amca. Ben şu Miyav Kent şeyine bakmak istiyordum ya. Niye bakamıyorum buraya? Az önce bakmıştım. Buradan gövde çıkıyordu. Allah Allah. Çok enteresan. Oyunu daha da fazla çeşitlendirdi. Cats, Zeptolap. Biraz daha bunun üzerine düştü. Artık dikkati tamamıyla alt garaja çekmek istiyor. Neyse ki çete savaşları halen daha bu gövdelerle yapılıyor. Neyse o değişmedi Allah'tan. Birkaç tane de çete savaşı yaparız. Takıldığımız yerde videoyu sonlandırırız. Böyle de bir güncelleme videosu olmuş olsun. Yani saldırı olarak gövdeleriniz hasar aldığında, saldırdığınızda gövdenizi kullandığınızda bunlar hasar alıyor. Sonrasında iyileşmesi için bir süre falan bekliyor. Canı doluyor. O arada gövdeyi kullanamıyorsunuz. Ama ben hala anlayamadım neden birinci gövdeye bir canı gitmemiş olmasına rağmen kullanamadım. Galiba en az iki gövdem olması lazım. Bu zamanla açıklığa kavuşacaktır. Bunu oyunu oynaya iyice öğreneceğiz. Ben de herhangi bir güncelleme veya diğer forum sitelerini falan takip etmiyorum. Zaten zaman yok. Bir video atamadım yani bugün. Bugün yani bu videoyu bugün çekiyorum ama yarın atacak olduğum için. Ne bu muhabbetlere girdik. Bugün ayın kaçı? Bugün 7'siydi. Evet şu an 23.11 zaten lig yeni bitti. Ayın 8'inde yayınlanacaktır videomuz. 65 bin can 20 bin vuruş. Bir de şey bugün Clash Royale videosu attım. Kes atamadım söylemiş olduğum gibi. Arkadaşlar, pardon arkadaşlar demiyorduk ya. Beyler, bayanlar, dostlar, önceki videolara girmişler, onlara falan yazıyorlar, oradaki hataları falan deşifre ediyorlar, ifşalıyorlar bizi. Onları gördüm, biraz komiğime gitti. Devam edelim. $59,000 can. Ay alalım ya, bir kutu falan gelsin de açalım onu. Yoksa gelmiş miydi? Bakayım. Gelmiş ya, niye giriyoruz ki? Neyse bir daha girelim, sonrasında oyuna girdim, bir kutu açılmaya için bırakayım bari. Bir daha savaşmakla uğraşmayayım. İtici var, pompalı, yok geri vitesmiş o, pardon. Bu ne biçim değil ya, en baştaki karakteri ilk defa görüyorum. Kare içinde kare, enteresan. 207.000 paramız var, mitralizi o kadar vuruşunu arttırdık ki videodan önce. Şuraya bakın kaç oldu, 55.000 sadece bu vuruyor. Peki ben bunu biraz değiştirsem, mesela 3 tane adam akıllı bir gövde yapmak istesem. Bakın. Birebir aynı değil tabii ki, tekerlek açıklıkları farklı. Ama 82.000 can. Çok iyi ya. Hadi bunu biraz arttıralım desem. Hadi koyalım bakalım ne yapacaksa artık, ne olacaksa. 2 tane için can veren bir şey var ama. Şunu şöyle koyacağım, bir zıpkın alacağım abi. 2 tane için can veriyor, kaç can verir? 30.000 süper. Bir tane de şunu hadi koy bakalım artık ne olacaksa. Böyle değişik bir şey olsun. Bu zaten bizim alışıyla geldiğimiz sinsi gövdemiz. Şunu da arkaya koyalım şöyle. Bu da emekli. Emektar. Tekrardan buraya tıkladık. Artık sohbeti görmeden çete savaşlarına girebilmek ne güzel bir şey. Evet. Oyun sonunda oyununa bir çözüm buldu. Dövüş diyoruz. Evet. Başlayalım. Klasik olarak ikinci gövdeyle. Var ya sıyırdı. Biraz daha geride olsaydı. Bu. Durdu sonra geriye geldi. Bakalım bunda da itici var mı? Yok. Mümkün değil buna vurmaz. Çok güzel düşüyor ya. Gayet güzel. 235 taş. 207.000 altın var. Yeni açmış olduğumuz hesapla da prestij 1'e ulaştık. Onunla girmedim oyuna falan. O şu anda yine birinci seviyede, şampiyona falan atlamamıştır doğal olarak. Tekelek ve hilti geldi. Tekrar giriyoruz. 57.000 canı gördüm orada. Gerçekten güzel yapmış bunu oyun ya. Bu yazı tipleri falan bayağı hoşuma gitti. Çok değişik bir takla attı gövde. Neyse ki aldık. Diğer gövdesine bakalım. Lazeri var, hiltisi var, balonu var. Neredeyse durmayacak ha o derece. İki vuruş da boşa gitti böylelikle. Son gövdesi. Bu sefer tam yine iki vuruş boşa gitti. Arada böyle oluyor, ben de anlamıyorum. Genelde düz düşüyor sonra yamuk oluyor. Enteresan, hep aynı.
sonucu vermesi gerekir ama vermiyor işte, bazen böyle oluyor. Ne oldu? Tekrar gireyim mi geldi? Matkap mitralyöz 4 yıldızlı matkap. Devam ediyoruz. Çok değişik bir nickli bir arkadaş. Cimo. Novs. CMO Novs. Öyle mi? Enteresan. İşte bu muhabbeti sevmiyorum ya. Gövdesi takla atıyor zıpkınla. Nasıl bir momentum varsa orada. Kalk. Ana. Neyse aldık, iyi. Of. Gel lan buraya. Muazzam düştü o. Tek de yedik. Felaket zaten. Evet, şimdi bunu hiç zayiat vermeden aldım, bitirdim işini. Nasıl yapacağız bunu? Tabii ki gir bakalım. Sinsi gövdesiyle güzel bir şekilde bu adama girersek almayı başardık. Üçüncü gövdeyi ayarlamam lazım Sinsi'yi. Bunu alabiliyoruz zaten. Sıkıntı olmuyor. Hemen girelim. Evet, güzel. Şimdi bu gövdeye de şununla gireceğiz. Veya bununla gireyim ya. Belki bu alır. Alır mı? Harbi zayiat vermeden bu rakibi yeneceğiz. Ve şu gövdeyi bile kullanmadım. Şu balinayı kullanmak bile kullanmadım. Bakalım hareket ediyor. Çok iyi. Hadi geçmiş olsun. İyi, bir tane vuruşumuz boşa gitti. Gerisi gayet güzel. Ve CMO Novs'u alıyoruz. Zayiat bile vermeden. Doğru gövde tercihini doğru rakibe işlettirdiğiniz zaman güzel sonuç almamak el içten bile değil. Oyun umarım bu rakiplerin şeyinden bir olay. Valla yine karıştırdım. 5 yıldızlı mitralyöz. Bunu nereye koysak? Hemen geriye gidelim. Vallahi kelimeler düğümleniyor böyle güzel saldırı binleri gelince. Ne kadar vuruyor görelim. Neredesin güzel abiciğim? 56.000. Bu 55.000. Ya şu farka baksana. Muazzam değil mi? Tamam, bu gövde iyi. Ama ben bunun yerine şunu koymak istiyorum. Evet. Gel bakalım. Sen şöyle arkaya, sen böyle gel. Sen öne. Biraz geriye de şundan koyalım. Neredesin? 5 yıldızlı ya. Şuna bak. Aslında bunun vuruşu daha fazla değil de neyse, önemli değil. Bir anda vuruş 130 bin oldu. Ve daha da arttırmadığım halde bile. Yeterli güç yokmuş. Güç yoksa ekleriz abi, ne olacak. Gücü de ekledik. 2 balon. 3 tane enerjisi olan balon. Ve can 90 bin. Can düşük işte, bir kötü yanı bu. Can biraz daha artmış olsa muazzam olacaktı. 3 yıldızlı topuz. Mükemmel. Gayet 130 bin vuruş. Hadi bakalım neler olacak. Burada kedinin başı niye yanıyor yine? Acaba saldırıya bir şey mi geldi? Burada düşme, burada varmış galiba. Tekrar bakalım. Tamam. Bu hala yükleniyor. Bu da yükleniyor. Aynen. Gelelim geriye. Neyse. Tekrar çete savaşlarına gireceğiz. Hah, şimdi anladım galiba. O gövdeyi savundurttuğum için veya bir tane gövdenin savunma içerisinde olması için galiba kullandırtmıyor onu bize, olabilir bence, öyle zannediyorum. Şimdi bu arkadaş, çok güçlü bir arkadaş. Ne yapacağız? Havaya kalkarsın umarım ya. Hacı abi kalk biraz. Mükemmelsin vallahi, mükemmel, süper. Şimdi bunda ne var? Bunda güzel şeyler var. Yaklaş abi. Yaklaş. Umarım seni itebiliriz. Kal öyle, kal. İtme bizi. Ya bundan daha iyisi olamaz. Eskavatörün gelmesine bile gerek yok. Çünkü bu adamı alıyoruz. Son gövdesinde 2 balon görmüştüm. Bu biraz riskli olacaktır bence ama belki bunu almasını sağlar. Yapış yakamıza. Neyse, biraz hasarı verdik. Veya bir kovucumuz olsa çok daha iyi olabilir bence. Girelim bakalım yani. Evet, onu da yaptık. Ey fena vurdu. Hadi bakalım. Abi şunu al. Allah'ım, bismillah. Tek vurdu be. Ne yapsak, kovucu koysak oraya. Üstteki çok da üstte değil diyor galiba. Bir yakalasa, bir geriye fırlatsa bayağı bir hasar bırakırız. Ben öyle zannediyorum.
Evet, olabilir. Neden olmasın? Veya Mithat Özün vuruşunu mu arttırayım? Ne yapayım? Çok şükür olsun. 64 bin. Böyle şeyler oynuyor ha. Saldırı alet çantası. Sağlık alet çantası vardı. Onu da bize gelip şuraya koyalım. 10 bin veriyor. Süper. Vuruşu arttıracaktık. Şunları satalım artık. Yani bunlarına bir yarar olmayacaktır bize. Aynen. 20 dakika oldu, videoya başlayalım. O kadar da uzun bir süre olmamış. 35 dakikadan sonrasında program otomatik olarak kesiyordu. Altın fahşalar. Sat gitsin. 15 seviye. Yükseltmeye ne istersin? Oo, çok iyi. 3 seviye arttırıyor ki sen karbon fahşalar alasın yani. Ne güzel bir şey. Ne kadar parça geldi, çöplük oldu yine hesap ha. 3 yıldızlı bu arkadaş. Bir tane arttırıyor, hiç fena değil. Altın parçalar. Vay be, zamanında bunlar gelince. Evet, bunları yükseltme için kullanacağız. Çok lazım olacaktır bize diye düşünürken. Şimdi bunların yüzüne bile bakmıyoruz. Oyun bu konuda insanları çok nankörlüğe teşvik ediyor. Hoppala. Neyse, bu diğeri dursun. 2300 daha arttı. 140 bin vuruş oldu. Yani bakın, bir anda iş nereye geldi. Oyundan gelen bir tane 5 yıldızlı mitalyoz işi nerelere getirdi. Eğer biraz daha böyle canı yüksek olan 4 yıldızlı falan bir gövdede gelince tamam, kim tutar bizi. O yüzden bu karbon parçalara gelince işte çok kolaylaşıyor. Özellikle gelen yüksek can ve vuruşa sahip olan parçalar oyunun kaderini bayağı bir değiştiriyor. Zaten videolarda genel olarak söylüyorum. Oyunun en zor kısımları, gerçekten en zor kısımları bu tahta parçalar. O en son kısım var ya, 5. seviyeydi galiba. 14 kişiyi alıp oradan çıkmak, hadi onu geçtiğiniz diyelim, metal parçalar tam bir işkence. Çünkü o seviyede oyunu bilmeyenler oluyor. Bir gövde yapıyorlar, saçma sapan bir şey. Geliyor da o gövde sizi alıyor. Bir şekilde çıkamıyorsunuz, kalıyorsunuz orada. Ya uğraş dur. Adam oyuna da girmiyor bir de. Oyuna da girmiyor. Gövdesini de öyle bırakıyor. İyice uyuz ediyor adamı. O yüzden bu gövdelerde takılmak biraz daha zevkli. Bu seviyelerde. Onu sataydık, iyiydi yalnız. Tamam. Bunu yükselttik. Biraz daha yükseltsek mi bunu koysak? Koyalım bakalım. Başka bir parça var mıydı? Mesela bıçak var. Şimdi vitalizi koyayım. Bunlar ne için can veriyorlar? Klasik balina. Abi balina şimdi %120 can. Aslında mantıklı. Olabilir de. Şunu da koyalım. Güzel. Bir tane daha koysak. İşte kovucu koyacaktık şu yön kısma. Biz öyle bir şey satmıştık değil mi? Ağrı satmıştık. Haydi bakalım. Neden sattık biz onu? Bunu şöyle koyacağız. Evet, bir can da. Ne? O bu can veriyor. Bunu koysak iyi. İyi, hiç fena değil. Umarım alırız bu sefer. Vuruşu da arttırdık. Vuruşu arttırmamış olsak bile kovucu belki işe yarar. Eğer o zıpkın o sinsi gövdesini çekebilirse. Zannetmiyorum ama deneyeceğiz. Evet, şimdi ne yapıyorduk? Hemen bir tekrar edelim. Bu gövdeyle buna gidiyorduk abi. Ve bize iyi bir vuruyordu. Diğer gövde tek atıyordu bize değil mi? Can da artışa gitmiş miydik? Biraz gitmiştik zannediyorsam. Bu gövde de bunu alıyordu. Bakalım, bütün oyunun kilit noktası o kovuculu titan. Eğer rakibin şeyine dayansa, zıpkın boşa gitse bile, kovucu rakibi ittirerek oradan dengesini bozup gövdeyi almaya yanaşabilir. Ama yok, zıpkını kesin tutması lazım. Tut. Vur. Oo. Tuttu ama vuramadı ya. 64 bin vuruş da bayağı ciddi bir vuruş. Tek atmaz bize umarım. Tek atmasa işleri değişecek. Tek atıyor ya. Peki tek atıyor. Geriye gel. Bir de onun üzerine konuşalım. Artık yani kovucudan pek bir umudum kalmadı. Çünkü vuramıyor. 64 bin vuruyor. Diğeri kaç vuruyordu bize? Ona bakıp bir ayar çekeceğiz. %30 bin canı biz nereden bulalım abi? Veya ona bununla değil. Evet. Tamam ya. Niye bu kadar sese giriyoruz ki? Hani bu kadar sese girmeye gerek yok. Bunu alacağız. Ne yapacağız o zaman?
bu gövdeyle ona gideceğiz yine. O zaman buna yine ben zıpkın takayım. Evet, ufak bir değişiklik şey arayacaktır bence. Neden ben de diyorum buna ilk üçüncü gövdeye giriyorum ve boşuna bize vurulmasını sağlıyorum ki. Tekrar da gidebilirim bunu. Ay lan, balon koyacaktım buna ben. Lanet gelsin dostum. Aa, kötü oldu bu. Aa, süper. Ya umarım bu adam bize vuruş yapmadan tek de bunu alırız. Bu alır mı ki? Kumar oynayacağız. Vallahi kumar oynayacağız. Bir tane vur. Bir daha vur. Süpersin lan. Adamsın oğlum ya. Vallahi istediğim kesinlikle buydu. Neyse tamam. Evet, ilk gövdesini almayı başardık. Yine devam edeceğiz. Bu gövde bunu da alıyordu. Güzel. Neyse ki o ikinci vuruşu o şekilde vurması bayağı iyi oldu. Şimdi her şey istediğimiz gibi. Adamın iki balonu vardı değil mi? Ha vallahi kafayı yiyeceğim ya abi. Ben buraya bir bıçak neden koymadım ya? Hadi bakayım. İki vuruş yaptı bize adam ya. Öf. Öf. Bir bıçak koyacaktım oraya ben. Aa, şu cana bak ya. Ben oraya neden bir bıçak koymadım? Oğlum sana tekrardan geleceğim lan. Harbi sana tekrardan geleceğim. Bir bıçak koyacağım oraya. Seni havaya kaldıracağım. Seni alacağım oğlum. Bu kan davasına döndü artık. Tam 10 taş vereceğim sana. Buraya da zıpkın koyduk, balon koyacağımız yerine. Ayrı bir deli ya. Ayrı bir deli oldu bu da. Koy lan iki tane balon. Yemişim Titan'ın canını. Koy gitsin abi. Tamam. Ya da koy gitsin mi ya? Bence hiç gerek yok. Zaten alıyoruz o adamı. Aynen. Fantaziye gerek yok. Yani biz yine bu şekilde yapalım. Sinsiyle alıyoruz onu zaten. Bu gövdeyi feda et. Hiç önemli değil. Şimdi bunda şöyle bir şey yapacaktık. Bunu arttırdık o kadar. Bunu şöyle öne koyalım. Neredesin bıçak? Buradasın. Ama bu bıçak önü patlatır mı? Neredeyse girmeye gerek yok. Biz yine bunu öne koyalım. Hadi bakalım. Uçur bizi abi. Gir çete savaşlarına. Bakalım sonuca ne kadar etki edecek. Tekrar diyoruz. Şimdi ilk gövdeye Titan'la girelim. Gel bakalım Hacı abi. Vur 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 vur. Süper. Gel ikinci gövde. Bundan sonrakine de aynı şekilde gideceğiz. Ya bu vuruşu çok iyi oldu. Allah'tan yine vurdu. Güzel. Yine sana bununla giriyoruz. Cavım. Nasıl aklıma gelmez benim o iki çift roketi şey iki balonu. Ben zannediyorum ki ve bizde iki balon var. Adamda tek balon var. Ya diyoruz biz iki balonla adamı kaldırırız. O bizi o kadar şey yapamaz. Hadi bakalım. Hadi geçmiş olsun. Ya bu kadar basit. En başta nasıl göremedim ben onun iki balon olduğunu ya. Vallahi boşu boşuna o kadar bizi uğraşa soktu. İnanılır gibi değil. Bakalım ne gelecek bundan. Açalım hemen. Kovucu geldi, pompalı geldi. 103.000. Devam edelim bakalım. Tıkandığımız yerde bırakacağız zaten yenilirsek. Direkt olarak bırakacağız. Oo. Geri bir şey pompalısı var. Mitolozi var. Dur orada. Evet işte bu. En sevdiğim. Geri vites. Oo. Havaya kalk bakalım. Ne dersin bu işe? Sakın düşme, düşersen öldürürüz abi. Oo, 83.000 can. Ya muazzam değil mi ya? Vay, bir gövde neler yaptım. Güzel de denk geldi. Yalnız ancak bu kadar olurdu. Diğer türlü hiçbir gövde ona başa çıkamazdı ondan. Kaç can? 2 milyon mu? 4 yıldız roket çok iyi. Evet arkadaşlar, 2 milyon can. Harbi bu adamı hatırlıyorum. Ben bunu SS alayım. Bizim klandakileri de hatırlar. XK 007. Abicim ne yapıyorsun? Bu canlar ne? Bir de Prestige 1. Yuh. Öyle miydi bu ya? Prestige 10'du galiba. Neyse. Olur böyle şeyler. Bir de şu gövdeyle şampiyonaya girelim abi. Tabi bize bıçak şart ama. Neyse bıçakla bir girelim bakalım. Alamadıklarımızı bu şekilde alabilir miyiz? Deneyelim.
Ya bu canlı hiç zannetmiyorum ama denemekten zarar gelmez. Merak ediyorum ya ne olacak. Mesela ilk gövde. Kesin bıçağa ihtiyacımız var. Yoksa uçuyorduk. Buna gir. Ya zaten kullanmayanı vuruyorlar ha. Buraya baksana. Aa çok iyi yalnız ha. Ne kadar vuruyor bizim bıçak. Öne geç. Adamsın oğlum sen. Oğlum var ya çok seviyorum bu gövdeleri ya. Adam ölüme gidiyor. 200 kalk havaya düşme sakın. Abi şaka maka gidiyoruz ha. Gerçekten gidiyoruz. Vay be. Sonra? Aa işte burada dur. Abicim burada duracaksın. Bu ne be? 270 bin can. Pompalısı var ki zaten hiç böyle bu şey olamaz. Neyse biz bu ligden dereceyle yükselelim. Acelemiz yok. 2 gün sonra girsek presyonu hiçbir şey olmaz. 12 kişiyi aldık temiz kafa rahat. Güzel. Evet, bu videonun sonuna geliyoruz. Beyler, bayanlar, dostlar. Umarım güzel video olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenirseniz videoyu güzel olur. Videonun açıklamasını da giriş kısmına da koyuyoruz zaten. Ama artık alışılageldiği için pek böyle bir rağbet olmuyordur. Yani böyle bir ilgi çekmiyordur. O yüzden onu bir değişik yapacağım bu videonun başında. İlk o giriş kısmının sonunu başa koyacağım. Bakalım nasıl bir şey olur. Umarım unutmam. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.